Merhabalar, haydi gelin bugün sizlerle şöyle tane tane tel şehriyeli bir bulgur pilavı yapalım. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden. Bunun için 3 yemek kaşığı sıvı yağımı tavama koyuyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum ve yağlarımın erimesini bekliyorum. Yağlarım şöyle eridi. Şimdi üzerine yarım çay bardağı tel şehriyemi ilave ediyorum. Ve bir tahta kaşık yardımıyla şöyle şehriyemi karıştırıyorum. Şehriyelerimiz altın sarısı renk alana kadar kavuracağız. Şehriyelerimin rengi şöyle yavaş yavaş altın sarısına dönmeye başladı. Birazcık daha renk almasını istiyorum. Rengi değişen şehriyelerimin üzerine şimdi bulgurumu ölçtüğüm bardak ile 2 bardak su koyuyorum. Bulgurda ölçü genellikle 1'e 2'dir. Şu birinci bardak suyum. Şu da şöyle ikinci bardak suyum. Suyumu koyuyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da suda erimesi için koyuyorum. Suyumun üzerine şöyle karabiber çekiyorum. Tahta kaşığım ile hepsini şöyle bir karıştırıyorum ve suyum kaynayana kadar kapağını kapatıyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum ve suyumun kaynamasını bekliyorum. Pilavımın suyu kaynadı. Şöyle kapağımı bir kenara alıyorum. 300 mililitrelik bir bardağım ile bulgurum var. Kaynayan suyuma bulgurumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve tekrar kapağını kapatıyorum. Bulgur pilavı yaparken ocağımızın altını kısmıyoruz. Bulgur ne kadar harlı ateşte pişer ise o kadar lezzetli olur. Şimdi pilavımızın suyunu çekmesini bekliyoruz. Bulgurumuzun üzeri şöyle pilavımızın göz göz oldu. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Ben bulguru hafif sulu bırakmayı seviyorum. Şimdi şöyle kaşığım ile karıştırıyorum ve pilavımı artık demlenmeye bırakıyorum. En az 20 dakika dinlenmeli pilavlar. Pilavımız pişti, dinlendi. Şimdi servis zamanı. Şöyle bir kaseme pilavımı koyuyorum. Ve tabağımı ters çevirip pilavımı şu şekilde çeviriyorum. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.